Neredesin sen ya? Neredesin sen ya? Şengül? Şengül neredesin sen? Her yerde seni arıyorum. Çıktın gittin, kayboldun ortadan. Sen niye beni merak ediyorsun ki? Git karının yanına iki geceden telaşlandırma kadını. Ya ne diyorsun sen ya? Ne saçmalıyorsun sen? Ne saçmalıyorsun ya? Bari şu anda yapma ya. Şu anda yapma yani. Sen niye bunca zamandır bana hamile olduğunu söylemedin kadın? Şimdi söyledim de ne oldu? İşte aldım ağzımın payını, oturdu başıma. Lan ben bugün nikahlandım. Sen bugün gelmiş bana hamileyim diyorsun ya. Ne yapaydım yani? Nikahlanmasan eve dönecek miydin Orhan? Ya bilmiyorum Şengül, bilmiyorum. Her şey birbirine girdi zaten. Şok oldum ya. Kaç aylık peki? Altı ay mı? Ne diyorsun sen ya? Çocuklar niye haber vermedi bana o zaman? Bilmiyorlardı ki. Ben köye yolladım onları anlamasınlar diye. Nasıl bilmiyorlardı ya? Ya sen 6 aydır bir başına mı yaşıyorsun? Ah Şengül ya. Ah ne diyeyim ben sana? Ben sana ne diyeyim ya? İyi misin peki? Ha? Yarın sancın bir şeyin var mı? İyiyim. Yok bir ağrım sancım. Kız mı erkek mi? Bilmiyorum. Öğrenmek istemedim ben, doğumda öğrenirsin diye şey yaptım. Sen zaten niye merak ediyorsun ki bebeği? Evli barklı adamsın. Senin ne işin olur bu bebekle? Kadın ne demek niye merak ediyorsun ki ya? Ben bu çocuğun babası değil miyim? Babasın maalesef. Hadi kalk git karının yanına hadi. İyi peki tamam. Hadi sen de kalk. Kalk yürü git eve. Bu saatte oturma buralarda hadi. Hem çocuklar bu saatte seni merak etmiyorlar mı nerede diye ya? Benim kimsenin merakına ihtiyacım yok. Ben kendi başım çaresine bakarım. Nerede ne kadar istiyorsam o kadar da otururum. Sana da hesap vermek zorunda değilim. Karışma benim işime. Kızım sana karıştığım falan yok. Allah Allah. Tek başına yürüme, gel götüreyim işte eve. İstemem, ben kendim giderim. Hadi sen karnına geç kalma. Bak sana son kez söylüyorum Şengül. Sana son kez söylüyorum. Bak ben bu çocuğun babasıyım ve ben iyi bir babayım. Bunu inkar etmeyeceksin herhalde değil mi? Sen seçimini yaptın Orhan. Sen o kadından nikahlanıp aile kurmaya karar verdiğin an seçimini yaptın. Sırf bana acıdığın için yanımda kalmanı istemiyorum. Sana acıdığım falan yok. Sana acıdığım falan yok. Ben çocuğumu düşünüyorum. Hepsi bu. Hamile falan olmayabilir. Sırf bugün burayı karıştırmak için böyle yapmış olabilir. Ay yok artık anneciğim ya. Bak kadın o kadar ağladı zırladı. Ayrıca o kadar iyi oyunculuk yapabiliyorsa Broadway'a falan gitsin yani pes. Kızım sen o kadını hiç tanımıyorsun. O ne numaracıdır o. Sırf Orhan'ı bana kaptırmamak için her şeyi yapar. Vallahi anneciğim yanlış anlama da yani bu adamda ne buluyorsunuz anlamış değilim. Adam gayet kendi halinde, saf uz bir adamcık. Evet anneciğim, belki de benim aradığım odur. Öyle akmaz, kokmaz, saf bir adam. Yani doğru esasında. Babam gibi bir playboy'dan sonra haklısın. Gerçi Orhan amca da seni daha ilk geceden yalnız bırakıp eski karısına koştu ama... Sen anneni hiç tanımamışsın kızım. Ben dedim kuş git fırla konuş diye. Sen mi dedin? Evet.
böyle durumlarda anlayışlı gözükeceksin ki arkandan iş çevrilmesin. O ne kadar oyuncuysa ben ondan daha iyi oyuncuyum. O ne kadar yılansa ben ondan daha yılanım. Vay vay vay. Anneciğim ne olmuş ya sana böyle? Ay bir entrika var, bir numaralar falan. Şaşırdım. Kızım, adamın tapusunu aldın, tapusunu. Öyle kolay kolay bırak. Ay Orhan, ne oldu hayatım? Ne oldu? Ay üzülüp, sıkılıp, sinirlenip bebeğe bir zarar vermedi inşallah. Yok yok, iyiler çok şükür. Gerçi Şengül de bir şey demiyor ama bir sıkıntı yok herhalde ya, bilmiyorum ben. Gel, gel şöyle. Gel bir tane, gel. Ah canım benim. Bir tane. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hal.